Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TET Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 34. güne. Daire alanı bu dersimizle birlikte tokatlıyoruz. Hatta bütün çember daire konusunu bugünle birlikte bitiriyoruz dostlar. Bugün ne öğreneceğiz? Daire halkasının alanından bahsedeceğiz. Bir de dairede benzerlikten bahsedeceğiz. Benzerlik burada yine işimizi kolaylaştırıyor. O ÖSYM'nin ince ayarda sorduğu sorular var böyle. Onları göreceksiniz. Kolayını göreceksiniz. Ve çok güzel verimli bir ders olacak ve çok zevk alacaksın. Hatta sayfa sayısı da az bu sefer. Bir ilk dersimizde yani bu dersimizde bir buçuk sayfa. ikinci dersimizde de iki sayfa işleyeceğiz. Çok zamanımızı alan bir gün olmayacak. E hadi bakalım ne yapalım o zaman. Şöyle bir Şafak Sayar'a bakalım. Şafak Sayar bana sayfa numarasını söylüyordu. Sayfa numarası 193 ile 196 arasını yapacağız. Evet 193'e gideceğiz yani. Hemen şurada bir de kaç dersimiz olacakmış ona bakalım. Hocam dairede alan 3 ve dairede alan 4'ü yapacağız. 2 dersimiz olacak ve haftalık programa da bakacak olursak 17 haftayı bitirmiş olacaksınız bugünle birlikte. Evet, sayfa numarası 193'e gelelim. 193'te daire halkasının alanıyla başlayacağız kardeş. Daire halkası dediğim şey, aynı merkezde iki daire olduğunda bir arada kalan bölge. İşte burası daire halkasıdır. Peki daire halkasının Alanı nasıl bulacağız hocam? Çok basit. Büyüğün yarı çapı büyük R, küçüğün yarıçapı da küçük R ise eğer büyüğün alandan küçüğün alanı çıkartacağız. Daha önceki kullandığımız teknik. Hocam tüm alandan beyaz alanı çıkartacağız. Evet yani pi R kare eksi küçük pi R kare oluyor burası. Peki burada da böyle bir teğet çizmişim. Teğet çizdiğimde de buraya x demişim. Buraya x deyince de burada pi x kare denilen bir şey çıkmış. Bilelim mi? Bilseniz de olur bilmeseniz de olur. Ben size nereden geldiğini göstereyim de. Çünkü bazen bilgi kafa karıştıra, kafa karıştırıyor olabilir. Burada merkez varsa teğet varsa çeğet dik yapsak kardeş. Hocam küçük çemberin yarı çapı E hocam burada büyük çemberde de bu kiriş. Kirişe dik çizilmiş oldu. İki eş parçaya böldü. Şunlar birbirine eşit olacak. O zaman burası da x oldu. En etkili silahım yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çapı çizdim. O zaman buradan r kare. Pisagor bağıntısı çıktı. Ne eşit? x kare artı küçük r kare eşit. O zaman buradan r kare eksi r kareyi ne buluruz? x kare olarak buluruz. Şimdi halkanın alanı neydi? Halkanın alanı hocam pi, pi r kare eksi pi küçük r kareydi. Pi parantezini alırsam r kare eksi r kare oldu. E hocam burada r kare eksi r kareyi biz ne bulduk? x kare bulduk. Gel yaz yerine o zaman alan pi x kareye eşit oldu. Aa gerçekten kolaymış hocam. İspatı da şey sıkıştığımız zaman biz buradan yola çıkabiliriz. Buradan işlem yapabiliriz. Eyvallah. Ama buradaki tehlike şu. Hani böyle halka çizildiği zaman böyle teğette çiziyorlar mesela. Buraya 16 diyorlar. Pi 16'nın karesi diyorsunuz. Burada yanlış yapıyorsunuz. X dediğiniz bunun tamamı değil. Şu iki parçaya bölüyor burası. Burası 8 burası da 8. Pi 8'in karesi diyeceksiniz arkadaşlar. Burada bir burada karışıklık işte bunda oluyor. Burada da bu karışıklık böyle kafanızda olursa eğer pi x kareyi unutursanız bak x burası yarısı tamam mı? O verilen kirişin yarısı x. O yarısı xken iken x kare formülü geçerli. Unutursan da sana nereden geldiğini zaten burada gösterdim. Unutursan unutursun diye çok korkuyorum. Hey gidi hey. Biz eskilerde böyle şarkılarla büyüdük. Neyse unutursan tabii ki ne yapacağını biliyorsun. Ne yapacaksın? İspat tekniğiyle yapacaksın kardeş. Hadi gel bakalım sorulara. Kerem öğretmen derste herhangi bir eşkenar üçgenin çevrel çemberi ile işte çember arasında kalan bölgenin alanının eşkenar üçgenin alanına oranı sabittir demiş. Hmm. Şimdi bir eşkenar üçgen çizeceğim ve çevrel çemberin çizeceğim. Önce bir çember çizeyim sonra eşkenar üçgen çizmek daha kolay oluyor. Şöyle bir çember çizeyim. Çevrel çember olsun bu. Bir de eşkenar üçgen çizeyim şöyle. Hop şöyle çizdik. Çizdik. Tamam. E bir de bunun nesini çizeceğiz? Hocam bunun bir de iç çemberini. Bak çevrel çemberini çizdik. İç çemberini çizeceğiz. Çizelim iç çemberini. Hop şöyle biraz bir tık bir tık daha küçük yapsam olacak sanki. Şunu da aşağı getirsem oldu vallahi güzel çizdik. Evet bir eşkenar üçgenin iç çemberi ve çevrel çemberini çizdik. Daha önce bununla ilgili çok işler yapmıştık zaten. E bunu da öğrenmiştik. Hocam ne demek bu? İçteye çemberin merkezi, çevre çemberin merkezi, ağırlık merkezi hepsi aynı noktaydı. Diklik merkezi. E o yüzden buradan böyle yüksekleri çizecek olursam tam ben orada merkezi bulurum. Hocam merkez burası. İçteye çemberin yarı bak burası R. Hocam burası da R. Ağırlık merkezinden dolayı burası 2 mi olacak? Kenar ortaylarının kesim noktası. Çünkü burası aynı zamanda yükseklerin kesim noktası. Evet. E burası da 30-30 ya. 30'u karşı R'yken 60'ı karşı da ne yaptı? R'ye köküç yaptı. Hatta burası da R'ye köküç yaptı mı yaptı. Eşkenar üçgenin bir kenarı da 2 köküç R'ye oldu. Her şey çıktı meydana. Hocam çevrel çemberin içte çemberin yarı çapı R'yken çevrel çemberin yarıçapı çapı 2 R'ye oldu. Bir kenarda 2 köküç R'ye oldu. Benden zaten şey isteniyor. Şimdi çevrel çemberin merkezi ile içteye çemberin merkezi arasında kalan bölgeden bahsediyor. Yani şu bölgeden bahsediyor. Bu bölgenin alanının eşkenar üçgenin alanına oranı sabit bir sayıymış diyor. İşte bu sabit sayıyı oranını kaç olduğunu merak eden Baha da ne yapıyormuş? Bu oranı doğru olarak hesaplamıştır. Baha'nın bulduğu sonuç nedir diye soruluyor. Hadi oranı bulalım arkadaş. Nedir? Oran nasıl bulunur? Hocam halkanın alanını yazacağız. Yani pi büyük dairenin alanını yarıçapı kaç? 2R değil mi? 2R'nin karesi eksi küçük dairenin alanı halkanın alanını bulurken pi R kareyi çıkartacağım. Bölü eşkenar üçgen alanında nedir? 2 kök 3 R ya taban. yani bir kenar A iken A kare kök 3 bölü 4'tü. A kare kök 3 bölü 4 diyeceğiz. O zaman 4 R kare eksi mi? 4 pi R kare eksi pi R kare 3 pi R kare yaptı yukarısı. Aşağısı da 12 r kare çarpı kök 3 bölü 4 yaptı. Sadeleştirmeleri yapalım. Şunlar sadeleşince 3, 3 3'ler de sadeleşti. Hocam r bu r kareydi pardon. R kare ile r kare de gitti. Yukarıda pi kaldı. Aşağıda da kök 3 kaldı. O zaman cevap ne yaptı dostum? Pi bölü kök 3 eşit oldu. İşte halkanın alanının eşkenar üçgenin alanına oranı bu sabit yaptı. Bu sabit de daha bu şekilde bulmuş dostlar. Güzel bir soru. Sınavda çıkan bir soru. Eee Kolay bir soru aslında. Halkayı bul. Eşkenar üçgenin alanını bul. Alanı oranla kardeş. Evet yine çıkar mı? Çıkabilir tabii ki. Örnek 28'e geldik. Aşağıdaki şekilde O merkezli iki çember ile bu iki çembere teğet olan M merkezli çember verilmiştir. O merkezli küçük çemberin yarı çapı, O merkezli büyük çemberin yarı çapından 6 birim az. O merkezli küçük çemberin yarı çapı, o merkezli büyük çemberin yarı çapından 6 birim az diyor şimdi bize. Çemberler birbirine deyince ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir yapıyorduk. Hemen burada bir merkezleri birleştirelim dostum. Merkezleri birleştirdik. Merkezleri birleştirdiğimiz an bu doğru parçası nereden geçiyor? Ya tam değme noktasına kadar gidiyor. Onu gösterdik. Şimdi bana diyor ki hocam O merkezli büyük çemberin yarı çapı O merkezli küçük çemberin yarı çapından 6 birim büyüktür diyor. Büyük olan yer burası. O zaman burası ne olacak? 3 birim 3 birim mi olacak? Evet. Sonra ne diyor? M merkezi çemberin yarı çapından ise 1 bir birim fazladır. Bak O merkezi küçük çemberin yarı çapı. M merkezi çemberin yarı çapından 1 bir birim daha fazladır. Bunun yarı çapı üçgen. O zaman burası da kaç yapacak? 4 yapacak. E o zaman büyüğün yarı çapını kaç bulduk biz? 10 bulduk. Küçüğün yarı çapını kaç bulduk? 4 bulduk. En küçük çemberin çemberin çapını ne bulduk? 3 bulduk. E burada şu halkanın alanını bulup halkanın alanından beyaz alan çıkartacağım. Ya da ne yapacağız? tüm alandan ispat tekniği beyaz alanları tek tek çıkartacağız. Tüm alanı bulurken tüm alan büyük yarım yani pi 10'un karesi bölü 2 eksi şuradaki beyaz alan nedir? Pi 4'ün karesi bölü 2 yarım oda. Eksi buradaki alan nedir? Tam bir daire pi 3'ün karesi. Tüm alandan beyaz alanları çıkarttık. E sonuçta halkanın içinde sormak zorundayız. Ya da halkanın alanını bulup yarım halkanın alanını bulup direkt şu şekilde şu alanda çıkartırsın. Zaten büyük yarım halkanın alanı zaten bu. Bundan bunu çıkartıyoruz. Aynı çözüm yöntemi. Sadece ispat ile konuştuk. Hocam burası 100 pi bölü 2 50 pi yaptı. 50 pi yazalım. Eksi 16 bölü 2'den 8 pi, eksi 9 pi yaptı. Bu da 17. 50 eksi 17'den kaç geliyor? 33 pi mi geliyor? Evet. Cevap böylelikle 33 pi oldu dostlar. Yani örnek 28, 33 pi çıkar. Geldik örnek 29'a. Hmm. Kenar uzunluğu 4 birim olan ABCD karesinin kenar uzunluğu 4 birimse o zaman bu 2 birim 2 birim mi? Karenin bir kenarı da 4 birim. Evet, 2 birim 2 birim yazdık. Şimdi. O merkezli yarım çember ile şurada O merkezli bir yarım çember ile başka ne diyor? K noktasına teğet olan O merkezli EF çember yayı. Evet, O merkezli EF çember yayı çizilmiş. Bu çemberin tamamını çizmeme gerek yok. Burada arada kalan şu parça isteniliyor bizden. Hmm, sonuçta bir halkanın bir parçası oluyor. O yüzden bu soru bu yine burada yazılmış. E ne yapacağız hocam? Burada bir teğetlik var. O merkezli bir çember yayı çizilmiş burada. Merkez varsa teğet varsa çek dik yapıyoruz değil mi? Hocam çeyrek diki yapınca böyle. E sonra ne yapacağız burada? 90 burası, 90 burası, 90 burası, burası da 90 olur. Dikdörtgen olur. Burası da 2 olur. Sonra bunun yarıçapı kaç? 4. Büyün yarı yarıçapı 4 birim. Tamam. E takıldık, kaldık. E takıldık kaldıysak ne yapacağız? En etkili silahımızı kullanacağız. En etkili silahımız yarıçap. Yarıçap çizelim o zaman hocam. Yarıçapı çizdik, çizecek olursak hocam ya buraya çizeceğiz ya da F noktası burada, buraya çizeceğiz. Evet, buraları çizelim. Tamam. E bu yarı çap kaç? Büyüğün yarı çapı hocam 4 ya. 4 yazdık. Ana ne güzel bir şey çıktı burada. Bakar mısın burada? Hocam şuradaki üçgende 90'ın karşısı 4 hangi açının karşısı 2'dir? 30'un. Bak 30 60 90 üçgen çıktı burada. Zaten dilin de lazım olacak. Buraya kaç kaldı o zaman? 30. Aynı şekilde burası 4. Burası da 2 ya. 90 30 60 90 üçgeni 30 60 90 üçgeni burada da çıktı. Hatta şuraya kadar kısmı da kaç yapar? 2 kök 3 yapar. Şurası da 2 kök 3 yapar. E ben şimdi ne yapacağım? O zaman buradaki halkanın alanını bulabilirim ben. Sonuçta bu 30. Burası da kaç derece? 30. 60'lık halka yapıyor değil mi arkadaş orası? Evet 60'lık halka yapıyor. Ya halka alanını bulurken arkadaşlar şu şekilde yapabilirsiniz. Tam dairede halkanın alanı neydi? Büyüğün alanından küçüğün alan çıkartacağız. 60'lık halka soruluyorsa da yine aynı. Şöyle 60'lık halka soruluyorsa da o zaman 60 derecelik halka alanını bulacaksın. 60 bölü 360 ile çarpacaksın. Daha kalandaki gibi. Ya da ne yaparsın? Hocam bu dilimin alanından Şurayı çıkartalım o şekilde de bulurum dersiniz. E ben şuraya bir ağ alanı diyeyim istersen. Şu ağ alanını buraya yazayım. Ağ alanı nedir? 60'lık halkadan yapayım. Şimdi halkadan şey yapıyoruz ya. Büyüğün yarı çapı kaç? Dikkat et 4. Küçüğün yarı çapı kaç? Dikkat et 2 pi 4'ün karesi eksi pi 2'nin karesi yapıyor halkanın alanı. Ama 60'lık alan istenildiği için 60 bölü 360 dedim. 16'dan 4 çıktı 12 yaptı. Şunlar da 6 yaptı. 12 ile de 6 sadeleşince a alanını kaç buluruz? 2 pi olarak buluruz arkadaş. Evet a alanını 2 pi bulduk. Sonra gelelim şuraya b alanı diyelim. Hocam şuradaki alan B alan olsun. B alanını nasıl bulacağız peki hocam? E, b alanını bulunurken de şuradaki üçgenin alanından beyaz alanı çıkartacağım. Hocam dikkat et aynı. Buradaki alan da aynı. Şuraya da C deyip de işlem yapma. Burası da aynı şekilde B alanı yapıyor. Çünkü üçgenler eş. Dilimler eş. O yüzden buradaki B alanları da eşit olmak zorunda değil mi? Evet. B alanını bulalım o zaman. B alanı da üçgenin alanından. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Den neyi çıkartıyoruz? Şuradaki dilimin alanını. Pi R kare yarı çapı 2 olan dilimin alanını. 60 bölü 360 çıkartacağım. B alanı o zaman 2 kök 3 eksi 6 yaptı. Bu da 2 pi bölü 3 mi yapıyor? 4 ile 6 sadeleşince evet 2 pi bölü 3 yaptı. Şimdi benden ne isteniyor? Hocam boyalı bölgenin alanı A artı 2B isteniyor. A alanı nedir? 2 pi bulduk. Artı 2B alanı nedir? Şunu 2 ile çarpacağız kardeşim. 4 kök 3 eksi 4 pi bölü 3 yaptı. Yani düzenleyecek olursak o zaman hocam 2 pi eksi 4 pi bölü 3. Yani kaç yapıyor? 3 kere 2 6. 2 pi bölü 3 mi yapıyor orası? Evet. 2 pi bölü 3 artı 4 kök 3'e eşit oldu dostlar. Buradaki cevap. Evet halka alanında bir şey daha öğrendik. Merkez açısı 60 ise o zaman halkanın tüm alanını bulursun. 60'lık dilim olarak 60 bölü 360 olarak sonuca ulaşırsın dostum. Tamam. Evet olay bu. Olay bu. Geldik şuraya. Cevabı da kontrol edin de 4 kök 3 artı 2 pi bölü 3. Tamam doğru sıkıntı yok. Şimdi yeni nesilleştirdiğimiz halkanın alanını yeni nesilleştirdiğimiz bir soru. Daire şeklindeki bir kartonda A yanı merkezli bir daire kesilip atıldığında kalan parçanın alanı 50 pi birim kare oluyor. Şekil 2'deki kartona bir doğru parçası çizildiğinde bu doğru parçasının uzunluğunun en fazla kaç olur diye soruyor. Evet doğru parçası çizelim arkadaş. Hocam ben şöyle bir doğru parçası çizebilirim. Şöyle. Sonra böyle çizebilirim. Sonra böyle çizebilirim. Sonra buradan T çizebilirim böyle. Başka? Hocam şöyle çizebilirim ama tam bir doğru parçası olmaz ki bu. Arada boşluk oluyor. Yani buradaki doğru parçası nasıl oluyor? Şöyle ve şöyle ayrı ayrı olur bunlar. O zaman bunlardan en büyükleri hangisi oluyor? Hocam şunu çizdim bunu çizdim daha da büyüyor. Merkeze yaklaştıkça daha büyüyor. Merkeze yaklaşan en büyük doğru bu karton içinde bu oluyor. Ya da hocam şu 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 oluyor hocam. E zaten buradaki kirişle burada kiriş birbirinin tıpkısının aynısıdır. Çünkü niye? Merkeze eşit uzunlukta olan kirişler olduğu için. Yani burada benim çizebileceğim en büyük kiriş en büyük çizgi Hangisidir dostum? İşte tam olarak budur ve buraya teğet olandır. Şuraya teğet olandır. Şimdi bu doğru parçasının uzunluğu en fazla kaç birimdir diye soruluyor bize. Dikkat et bak buradan böyle devam ettiğim zaman çizgi böyle olur. Çizgi devamı böyle gelmez. Çizgi dediğim burası ve burası olur. En büyüğü bütün olarak tabii ki burası oluyor. Şimdi bana 50 pi vermiş 50 pi'yi kullanacağım. Aa böyle teğet olduğunda ispat et, ile de gidebilirsin bu arada. Teğet olduğunda ne oluyordu? Hocam burası x x'e pi x kare alan oluyordu. 50 pi oluyordu bu. İşte kalan parçanın alanı. Bu halkanın alanı 50 pi verilmiş ya bize. E burası da şurası merkez t'ye çektikten dolayı keş parçaya bölüyor ya. x x olur. Burası x x olduğunda da ne oluyor burası? pi x kare buraya eşit oluyor. İspa, i̇stersen ispat tekniğini kullan. Hocam burası r. Burası da r. R kare eksi R kare X kare eşit. R kare eksi R kare X kare eşit. Halkanın alanı da pi R kare eksi pi R kare. O da ne oluyor? Pi parantezini aldığında R kare eksi R kare oluyor. R kare eksi R kare. Yani bu da x kare yapıyor. Halkanın alanında pi x kare deyip bu şekilde yapabiliriz. E o zaman pi'ler gitti. x kare 50 ise buradan ne geldi o zaman? x de buradan kök 50 gelir. Kök 50 dediğimiz 25 çarpı 2 olduğundan bu da 5 kök 2 diye dışarı çıkar mı dostlar? Evet. Bizden ama dur cevap 5 kök 2 değil. Dikkat dikkat. Çünkü bu doğru parçasının uzunluğu soruluyor bize. Yani 2x soruluyor. Baksana doğru parçasının uzunluğu 2x. O zaman 2 çarpı 5 kök isteniyor bizden. O doğru parçasının uzunluğu da böylelikle 10 kök çıkacaktır dostlar. Bazen sazanlık yapıp böyle cevaba 5 kök diye şey yapıyoruz. Ama her zaman şunu tavsiye edip şu tavsiyede bulunuyoruz. Lütfen sorunun sonunda soruyu okuyun. Bizden ne isteniyor? Kirişin uzunluğu isteniyor. Kiriş 2x uzunluğunda olduğundan cevap 2x oldu. Yani 10 kök oldu. Evet geldik 31. soruya. Aşağıda verilen O merkezli 3 yarım çemberle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. CD kirişi en büyük yarım çemberin kirişi ve ortanca yarım kirişi. Evet. En büyük yarım çemberin kirişi ve ortancaya teğet olarak verilmiş. AB kirişi de ortanca kiriş, ortanca çemberin yarım çemberin kirişi ve şuradaki çembere kiriş teğet olarak verilmiş. En büyük çemberin yarıçapı 9 olarak verilmiş. Hocam en büyükü 9 verilmiş. Buraya yazıyorum. AB kirişinin uzunluğu 6 birim olarak verilmiş. Hocam burada merkez teğet çektik oldu yapacak olursak burası ne yapıyor? İki eş parçaya bölüyor. E, bu bu uzunluğunu uzunluğunda zaten bize kaç vermişti? AB kiriş uzunluğu 6 verilmişti. 3 3 diye bölecek. Tamam. Sonra CD kiriş uzunluğu da 12 verilmiş. Burada da merkez kiriş çektik yapacak olursak onunla maviyle yapayım istersen. Şurada merkez teğet çektik yapacak olursak burayı da iki eş parçaya bölüyor. 12'yi de iki eş parçaya böldüğünde 6 6 yapıyor burası. Buna göre küçük yarım dairenin alanı yani biz buradaki yarıçap bulmaya çalışacağız dostlar. E ne yapacağız? Büyük çemberin yarıçapı verilmiş mi bize? Verilmiş. Büyük çemberin yarıçapını kullanacağız. En etkili silahımız neydi? Yarıçap. Gel yarıçapı çiz kardeş burada. Al sana yarıçap. Yarıçapı çizince hop burası 9. Pisagor. Ben şurada yapacağım. 6 ve 9'luğu şurada göstereceğim sana. 6 ve 9'lukta ortak çarpan ne? Hocam 3. 3 çarpı 2 burası. 3 çarpı 3 burası. O zaman burası da 3 çarpı kare küçüğünde kareleri toplamıydı. 9 artı 4'ten 13 gelecek. Yani burayı o pardon. Pardon pardon pardon. 9 ve 6 yanlış yere yazmışım. Hocam şu hipotenüs 9. Bu dik kenar 6. O zaman bu kenarda x kenarda ne olacaktır? Burası 3 çarpı 3. Burası 3 çarpı 2. Burası da 3 çarpı kare küçüğünde bu sefer kareleri farkı. 9 eksi 4'ten 5 yapıyor. 3 kök 5 yaptı burası. E ben bunu kullanmam lazım. Bu 3 kök 5 nedir? Hocam 3 kök 5'e bakar mısın? Ortancanın yarı çapı yaptı. O zaman yine en etkili silahım yarı çap. Al sana yarı çap. Ortancanın yarı çapı 3 kök 5 ya. Aha da burada bir pisagor var. A bu sefer kolay bir pisagor var. 3 var 3 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı R'yi de biz buradan kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Zaten bizden ne isteniyor? Küçük yarım dairenin alanı isteniyor. Küçük yarım dairenin alanı da pi 6'nın karesi bölü 2. Yani 36 bölü 2 yapıyor. O da 18 pi yapıyor dostlar. Cevap 18 pi oldu. Yine güzel bir soru. En etkili silahımız yarı çap çizme. Bunu da halka diye. Halkalar oluşuyor ya. Halkanın içinde koydum. Normal dairenin alanının içinde de bunu da koyabilirdik ama burada halka olduğu için halka alan istenmiyor ama halka olduğu için böyle burada yazdım bu soruyu. Benzeri sorusu yine ÖSYM tarafından soruldu. Lütfen bu soruya dikkat. Ve geldik şöyle bir nota. Şimdi dairenin alanını biz bulmayı nasıl öğrendik dostlar? Arkadaş dairenin alanını bulmayı biz şu şekilde öğrendik. Pi r kare. Dilimin alanını bulmayı nasıl öğrendik? Pi r kare alfa bölü 360 olarak öğrendik. Değil mi? Evet pi r kare alfa bölü 360. Bir de daire diliminin alanını bulurken dostlar şu şekilde de bir şey var. ÖSYM bununla ilgili soru sorduğu için buraya not olarak yazdım. Yay uzunluğu varsa eğer bu yay uzunluğu x ise ölçüsü demiyoruz yay uzunluğu xken burası da r ise direkt x çarpı r bölü 2'dir. Üçgenin alanı gibi düşün. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ya hocam gerçekten öyle mi? İspatlayalım. Gel seninle birlikte ispatlayalım. Ben buraya bir alfa diyecek olursam. Yay uzunluğu x dediğim ne yapıyor dostum? x dediğim hocam 2 pi r alfa bölü 360 yapmıyor mu? Alfa bölü 360 yapıyor. Yay uzunluğu bu yapıyor. Peki biz dairenin alanını ne biliyoruz? Alan dediğimiz aslında pi r kare alfa bölü 360. O zaman burada şunu da kullanıp yani denklemde x yazmaya çalışacağım ben. x yazıp ona göre işlem yapacağım. E hocam burada ne var? Şu var aslında. Hocam ben 2 pi r alfa bölü 360'ın x olduğunu biliyorum. Burada pi r alfa bölü 360 var. O zaman ben burada şöyle yazayım. x bölü 2 ne eşit oluyor dostum? x bölü 2 pi r alfa bölü 360'a eşit. Gel burada şu pi r çarpı pi r alfa bölü 360 şeklinde düşün. Sonuçta dairenin alanı pi r kare alfa bölü 360 ya. Aslında R'yi düzelttim yukarıdaki bilgiye göre. Bunun yerine pi alfa bölü 360 yerine ne yazacağım ben? Hocam x bölü 2 yazacağım. Yaz. R çarpı x bölü 2 eşit oldu. A gerçekten de x çarpı R bölü 2 eşit oldu mu? Oldu. İspatını da sana yaptım. Bunu niye veriyorum? Yani ispat tekniğiyle sorulara gittiğiniz zaman bununla ilgili sorular geldiği zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Daire dilimin alanı tamam pi r kare alfa bölü 360 ama daire dilimin alanını bile yay uzunluğu verildiğinde şu şekilde yay uzunluğu çarpı r bölü 2 olduğunu bil. Hocam şu tam dairede tutuyor mu? Evet. Yay uzunluğu burada 2 pi r ya. Yay uzunluğu çarpı r bölü 2 de r bölü 2. Bak şunlar gitti pi r kare. Bak tam şemberde de tutuyor aslında. Gördün. E burada da yay uzunluğu bu şekilde verildiğinde açıyla ilgili işlem yapmamıza gerek yok. Direkt dilimin alanı x çarpı r bölü 2 üçgenin alanı şeklinde de bulunabiliyor. ÖSYM bununla ilgili soru sorduğunda ÖSYM soru sorduğunda öğrencilerin genelde en çok zorlandığı soru tiplemeleri bu oldu. Şunu bilmediği için. O yüzden ekstradan da bunu da bilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ispat tekniği soruda gerçekten acımasızca oluyor. Ki ben o şekilde soru geldiğinde ispat ile yapıp öğrenciyi anlattığımda biraz ben can çekişti. mi öğrenci baya baya bir can çekişti. Hani normalde şey diyoruz ya gerek yok bazı formüllere bazı özelliklere ama ÖSYM'de sormuş. E, burada pratik yöntem de lazım. İspatı karışık olan yerlerde ispatı tam karışık değil de soru çözümünde baya bir karışıklık ortaya çıktığı için bunu bilmenizi tavsiye ediyorum kardeşim. Tamam? Normalde 3-4 yılda bir soruyor ama 2018'den beri de böyle bir soruda sormadı. Şimdi sorma zamanı geldi diye de böyle hissediyorum sanki. Ara biraz uzadı sanki. O yüzden lütfen dikkat. Ha belki şu özelliği verip ardından sorusunu da sorabilir. Ya, yeni geliştirdiği tek bu ya. O yüzden size kalmış. Şimdi aha aynen bu soru bak mesela. Soru olarak çıktı bu özellik. Şimdi bu şekilde halka sorulursa da ne yapacaksın? Hocam biz normalde x çarpı r bölü 2 olduğunu biliyoruz. İspatı da sen kendin de çıkartabilirsin. Ama kolay olduğu için ispatını yapmayacağım şimdi burada. Hocam x çarpı r bölü 2'den hani r1 diyelim buraya. Y çarpı r2 bölü 2'yi çıkarttığın zaman yani büyük halkanın alanından yani büyük alandan şuradaki alanı çıkarttığın zaman bu alana zaten ulaşırsın. Ama buraya baktığın zaman biz yukarıdakini ne dedik? Hocam üçgen gibi, üçgenin alanına benziyor. Bu neye benziyor? Hocam yamuk. E yamuğun alanına benziyor. Alt taban artı ispat tekniğini de sen yapabilirsin. İstersen uğraş ispatıyla. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 kardeşim. Bak alt taban artı üst taban x artı y çarp yükseklik bölü 2 şeklinde çıkıyor. Direkt sorusu çıktı. Direkt bilgiyi bu şekilde verdi. Şu, bu alan nedir diye sordu. İşte böyle harfler olunca ispat tekniği de bazen sıkıntı olabiliyor. Buradaki alan da yamuğun alanı gibi. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Bence direkt aklına kaldı. Evet bununla ilgili sorusuna bakalım hemen. ÖSYM benzeri sorusunda sordu bu arada. S1 eksi S2 alanı isteniyor bizden. Bak S1'i bulmam lazım. Bir de TBC yayının uzunluğu verilmiş. Hocam TBC yayının uzunluğu 16 olarak verilmiş. sonra ne yapacağız? Burada alanlar farkı nedir diye soruluyor bize. E merkez varsa teğet varsa çek dik yapalım şurada. ben buraya mecbur A alanı diyeceğim. Çünkü buradaki yay uzunluğunu biliyorum. Bu yay uzunluğu çarpı R bölü 2 bana A artı S1 verir. Şuraya A dersem A artı S2'yi bulabilirim. Yani S2'yi şimdi şu alandan şunu çıkartmayla gitmeyeyim. Çünkü yay uzunluğu verilmiş ya yay uzunluğu şuraya bir A alanı diyelim. Özellikle böyle S1 eksi S2 istenildiği zaman beyaz alana A deyin. Denklemde taraf tarafa çıkarttığınız zaman A'lar gidecek mesela. Mesela yazalım A artı S1'i yaz bakayım burada. A artı S1 ne eşit dostum? Bak A artı S1 alanı bu dilimin alanını esit. Yay uzunluğu da verilmiş. O da nedir? 16 çarpı R bölü 2'dir. Yani 8R yaptı burası. Bak süper bir soru. Şimdi A artı S2'yi yaz kardeş. Özellikle S1 eksi S2 istenildiği zaman bak bu hamleyi yapacaksın. Taraf tarafa çıkartma işi gerçekten burada çok işimize yarıyor. A artı S2'yi yaz. A artı s de dik üçgenin alanı. 8 çarpı R bölü 2. Hocam 4R yaptı. Bizden farkları verilmiş bize çıkartıyoruz. A'lar nanay oluyor. S1 eksi S2 geliyor. 8R eksi 4R'den 4R yaptı. Bak 8R burası 4R burası. Taraf tarafa çıkarttık ya 4R yaptı. S1 eksi S2'yi de zaten bize 4R 24 ve olarak verilmiş. R'yi de buradan kaç buluruz? 6 olarak buluruz. R'yi 6 bulduk ama. Bak R 6. Hocam burası 6 ise şu da yarıçap 6. 6, 8, 13 geni çıktı burada. Dostum şuraya bak. 6, 8, 13 geni çıktı burada. Bunun tamamı 10 olacak. E o zaman x artı 6 da eşittir 10 sa x'i de buradan kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Evet cevap 4 çıktı. Güzel bir soru. Yay uzunluğu ve dilim alanıyla alakalı böyle yay uzunluğu geldiği zaman direkt yay uzunluğu çarpı r bölü 2 dilimin alanını yaz. Bu arada yeni bir şey daha gördük galiba öğrendik galiba. S1 eksi S2 verildiğinde şu şekilde S1'e bak. Yani S1'den S2'yi çıkartamıyorsun. Anahtar kelimeyi kullandık ya. Böyle A deyip beyaz alana A deyip beyaz alana böyle bir harf demek gerçekten önemliydi. Beyaz alanı da A deyince A artı s yazıyorsun sonra A artı S2 yazıyorsun. S1 eksi S2 mantığını kullanmak için de taraf tarafa çıkartıyorsun kardeşim. Güzel. Bunu sadece daire alandaki bir teknik olarak düşünme. Aynı mantık üçgende de gelebilir. Yani şurada mesela bilmiyorum çizebilecek miyim şimdi burada. Şurada böyle bir üçgen verilip de sonra şurada da bir üçgen verilebilir. Bak S1 eksi S2 denilebilir. Yine buraya A dersin. A artı S1'i yazarsın burada. Sonra burada A artı S2'yi yazarsın. S1 eksi S2, S2 soruluyorsa bunları taraf tarafa çıkartırsın. A'dan kurtulursun. Sanırım üçgende de böyle bir soruda yapmıştık. Yani buradaki söylediğimiz sorular aslında diğer konulara da uyarlanabiliyor sadece bir konu olarak düşünme burayı. Tamam dostum. Evet bu da gerçekten güzel bir soru. Direkt bununla da ilgili soru yazmadım. Gelirse de direkt tak diye yaparsın zaten. Alt taban artı üst taban çarpı yüksek böyle iki şeklinde zaten sonuca ulaşırsın. Dairede benzerliğe geldik. Dairede benzerliği de ne yapıyoruz? Bir sonraki ders halledelim onu da. Yani 34. günün ilk dersini halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste yani 34. gün ikinci dersinde. Daire'de benzerlikte çok keyifli bir ders olacak. Çok güzel şeyler öğreneceksin orada da. Yani aydınlanacaksın resmen. Orada görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.